Evet başkanım. Evet arkadaşlar, cümleten hoş geldiniz. Konumuz malum çevre yolumuz. 2013'ten beri ağrıyan yanımızdı. Aksaray içindeki trafikten dolayı işler uzadı. Bunların malum birkaç sebebi var. Onlardan da size bahsedeyim. En büyük sebeplerinden biri alan şahsın batması. Yine her zamanki gibi Aksaray'da öyle bir sıkıntı var. Başta stadımızda oldu, belediye yapımımızda oldu, yol yapımımızda oldu. Ondan sonra da tren yolunun da yeniden represe olup dışarı alınmasıyla ilgili bir iki sene onu bekledik projelerini. Ama Allah'a çok şükür en sonunda şeye ulaştık, yolun bitmesine ulaştık. Çok şükür Rabbimize. Bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve vekilimiz, hakikaten de vekilimizin burada çok şeyi vardı, uğraşı vardı. Özellikle bu Göl Marmara tarafından gelen çevre yolu yoktu. Bunu da içine koydurttu. O bir kez daha onun için de vekilimize yeniden burada teşekkür ediyorum. Vekilimizin, vekil demişken vekilimizin gelmemesi programa, plan bütçede kendisi olduğu için, plan bütçe başkan yardımcısı olduğu için ve mecliste de şeyler görüşüldüğü için onun için gelemedi. Gelmek de istiyordu ama nasip olmadı. Bizlere nasip oldu. İl başkanımız sağ olsun başımızda bizlerle beraber açılışı yaptık. Açılışa sizleri çağıramadık. Bizler çağıramadık daha doğrusu. Çünkü valilik eliyle yapıldı program. Valilik eliyle olduğu için biz kenarda durduk. Yemektir, diğer hizmetlerdir hepsini valilik yaptı. Buraya uğranmasıdır. Biz sadece burada Sayın Belediye Başkanı, CHP Belediye Başkanı karşılamaya geldi. Sağ olsun davetle etti. Bakanımıza ricaen gidelim sağ olsun geldi davet etti. Bir tek orada kendisinde rica ettik. O da kabul etti sağ olsun. Belediyeye de gitmiş olduk. Onun haricinde yolumuzun yapımı şeyinde gittik, gezdik. Hakikaten de sizler de görürseniz bir kere paralı, bazı birkaç yerde paralı vesaire öyle bir şey değil. Sadece çevre yolu bu. Avrupa standartlarının üzerinde çok güzel bir çevre. Biraz geç oldu ama çok güzel oldu. Hepiniz de görmüşsünüzdür. Bakanımız partimize geldiği zaman bakanımızdan isteklerimizi, Aksaray'la yapılması gereken isteklerimizi söyledik. Burada da en büyük isteğimiz bizim her zamanki gibi bu tren yolunun, tren yolu depresi olan tren yolunun, Aksaray'ı ikiye bölen tren yolunun güzelleştirilip halkımızın hizmetine açılmasıydı. Bununla ilgili bakanımızdan rica ettik. Projelerimiz vardı, onları gösterdik. Daha önceden de biz bölge müdürümüz, Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüzle de görüştük. Onlar proje hazırladılar. Bakanımıza yerimizi götürdük. Bakanımız baktı, bunu dedi büyükşehir yapmadı mı dedi. Bölge müdürümüz dedi ki bizden dedi herhangi buraya istekle dedim Aksaray Belediyesi'nden olma dedi. Büyükşehir Manisa Belediyesi'nden istek oldu dedi. Biz bunları bir bütüncül proje olarak yapacaktık dedi. Onlar reddettik dedi. Biz de bakanımıza dedik ya bakanım bütüncül proje olduğu zaman hakikaten de 5-10 seneyi alacak bir proje. Biz dedik ki bu yol en azından pazar yerinin olduğu yer dursun. Bu depresi olan yolu biz güzelleştirelim, halkımızı açalım. Daha sonra ötekileri de yavaş yavaş yapılır dedik. Onu da bakanımız olumlu baktı. Gittik yere baktık. Hakikaten de Aksaray'ın içinde yakışmayacak bir yer dedi. Onunla ilgili de bakanımızdan söz aldık Allah izin verirse. Bölge müdürümüze bir şeyi söyledi. Yapılması için bir an önce bir bütüncül değil de sadece depresi olan yerin yeniden bir proje çizilmesini. Allah izin verirse o proje çizdikten sonra bakanlığa gideceğiz. Sayın Bakanımızla, genel müdürümüzle görüşeceğiz. Onunla ilgili bizlere yardım edeceğini sözünü aldı. Bunu da yardım ederken de daha önce Büyükşehir Belediyesi ile istediği için bunu Büyükşehir Belediyesi ile beraber işçi rahatlığı halledecek inşallah. Büyükşehir Belediyesi'nde de biz görüşmelerimizi yaptık. Bu proje çıkarırken Büyükşehir Belediye'miz de dedi ki herhangi bir sıkıntı yok dedi. Biz dedi projeye dahil oluruz dedi. Biz zaten daha önce defalarca dört kere defalarca istemişler. Bize dediler ki bir bütüncül proje olacak. Onun için biz veremeyiz demişler. Ama bu sefer bu bütüncülü biz yardımımız için sadece depresi olan yer projeye alınacağı için Büyükşehir'le beraber bakanımızın yardımlarıyla inşallah bu projeyi de hayata geçireceğimizin sözünü bize verdi. Onun haricinde Zeytinova yolu üzerinde biz durduk. Zeytinova yolunun şeyinin köprüsünün yapımıyla ilgili 3-4 ay içinde şeyden söz aldık.
karayollarından pardon Aytekin Bey'den söz aldık şeyi yapandan. Ondan sonra o köprü işi de 3 aya kadar sığdırmaya çalışacağız. Köprünün geç kalmasının sebebi biz son biliyorsunuz daha yeni 10 gün oldu kapanalı yolun. Zeytin sezonu olduğu için köylü ve vatandaşlarımız mağdur olmaması için diğer yollara gitmemesi için onu geç aldık. Normalde o da yarı yarıya şeyle görüştüğümde ama bitmesi lazımdı. Yani bir aylık işi kalmış olması lazımdı. Onun için yolda uzun sürmesinin, köprünün uzun sürmesinin sebebi de zeytin sezonuna eşit kalmasının şeyidir. Zeytinova yolunun biz yapılmasını daha önce bize buraya bölge müdürü gelmişti. Sayın vekilimizle beraberdik. Bölge müdürü geldiğinde bize dedi Zeytinova yolunu dedi. Biz dedi biraz dedi genişletebiliriz dedi. Ama söz vesaire almadık. O dedi ki birer kilometre önden birer kilometre arkadan demiş. Biz şimdi bu hususta zaten Zeytinova yönetim kurulu üyemiz de var. Onunla beraber bastırdık. İnşallah onu da gündemimize aldık. Onun da çalışmalarını yapacağız. İlk önce şu köprü bitsin. Ondan sonra Zeytinova yolunda 1,5-2 metre civarında genişletilip yeniden yapılması hususunda görüşmelerde bulunduk. Güzel, olumlu görüşmeler geçti. Onun haricinde bakanımızla Göl-Marmara yolunun devamıyla ilgili orada bir yol var. Orayla ilgili konuştuk. Onun biraz daha zaman alabileceğini söyledi. Ama bizim en büyük şeyimiz Allah razı olsun yolumuzun açılmasıydı. Bu hakikaten Akhisar'da çok önemli. Bunun belki şimdi farkına varmıyoruz ama daha sonra şehir içinde o yolumuzun daha güzel deplase de olması, tren yolumuzun deplase de olmasıyla beraber halkımızın yürüyüş, ondan sonra gezecek tarihine alternatif bir yol olacağına inanıyoruz. Bisiklet yolları, yürüyüş yolları değişik alternatiflerle sunduk bakanımıza. Projeyle beraber onları da hepsini birden inşallah proje çıkınca sizlere de şey yaparız. Bunun haricinde de başka bu konuyla ilgili soracağınız bir şey varsa. Var. Buyurun Sayın Sevim Bey. Sayın Başkanım, Akser'in tabii bu çevre yolu, demir yolu büyük ölçüde trafik sorununu halletmiş vaziyette görünüyor. Tabii uzun süreden beri Akser kamuoyunda yer eden bu askeri havaalanının sivil havaalanına dönüşmesi yolunda bir bakanla, bakan beyden herhangi bir aldık. Talepte bulundunuz mu? Tabii ki o hepimizin istediği bir şeydi. Talepte bulunduk. Bakan Bey'in söylediğini birebir söyleyeyim. Bakan Bey dedi ki biz dedi çoğu illerde dedi istediğimiz verimi alamıyoruz dedi. Sebebi dedi artık dedi yollarımız çok genişledi. Buradan dedi 3 saate dedi. Diğer yerlerde Kastamonu'da yaptı dedi. Haftanın 3 günü açtığımız halde dedi zarar ediyor dedi. Ha, yine de Cumhurbaşkanımız her şey para değil açtık diyor dedi. Yaptırıyor dedi. Akhisar'da da burada İzmir olduğu için dedi aynı sıkıntı olur dedi. Biz daha önce bunu dedi gündeme almıştık dedi. Volkswagen firmasıyla şu anda dedi ilişkiler durduruldu dedi. Şirketi daha kapatmadılar dedi. Durduruldu dedi. Bu ilişkiler yeniden devam ederse büyük bir firma buraya Volkswagen gibi bir firma gelirse yeniden gündeme alacağımızı söyledi. Ama dedi kurtarmıyor dedi. Yani hele hele İstanbul artık buraya 3 saat olduktan sonra en çok gidildiği yer İstanbul Ankara'dır zaten. İstanbul buraya 3 saat olduktan sonra dedi bunun dedi hiç gereği yok dedi. Şu anda dedi kurtarmayacağını biz örneklerle biliyoruz dedi. En güzel de o söyledi. İşte dediğim gibi Kastamonu birkaç daha yer söyledi. Bir şekilde zaten bazı yerler kapandı. Uşak vesaire gibi kapanmış. Burada da bir yerde söyledi kapandı. Onun için dedi kurtarmıyor dedi. Yani böyle ilçelerde dedi. Tamam dedi sizin nüfusunuz il büyüklüğünde ama dedi diğer yaptığımız yerlerden de dedi onu görüyoruz ki dedi kendini daha sonra dedi atıl durumda duruyor dedi. Onu söyledik kendisine rica ettik. Teşekkür ederim. Bu Zeytinova yolu şu anda Zeytinova kapanan yolun yanından yol kapalı. Kapalı. Şu anda ancak halkımız şeyden gidebiliyor. Ana yoldan bu kayalı olma ışıklarından Doğuca tarafından gidiyor. Bu aradaki yol neden kapandı? Hangi aradaki yol bir daha söyle. Zeytinova tarafına giderken tamam. Köprüye varmadan tamam, kapandı. Sağdan bir yol vardı. Köprünün altına alt geçitten geçiyorduk ileriye. Dönüş vardı. Servis yolu. Otobüsler de o yolu kullanıyorduk. Neredesin sen Hakan? Ben de anlamadım. Başkanım şey diyorlar galiba. Balkan sofrasını geçti. Yaptırılan bir proje var. Hani kültleri getirdik ya. Çayın içinden geçilen yolu mu diyorsun? Evet. Şimdi o yolla ilgili biz Büyükşehir'e sağ olsun o yolu üstlendi. Büyükşehir rica ettik. Künkler yokmuş. Baya büyük künkler gerekiyormuş. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzü aradık.
Sahilde böyle künkler varmış. Oradan künkleri getirdik. Greşeylerle indirdik. Büyükşehir şu anda o yolu yapıyor. O yol alternatif olarak en yakın o yol olduğu için alternatif olarak o yolu Büyükşehir'e Allah razı olsun yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar istekte bulundular. Künkleri devlet su işlerinde kendilerinde şartıyla yol şu anda devam ediyor. Yapımı devam ediyor yani. Evet, başka Gördes yolunu söyledik. Gördes yolunun Gördes şeyi belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza buradaydı. Onlar bastırdı. Biz de dedik ki Gördes yolu onlar kadar bizim için önemli. Çünkü Gördes'e yakın yerde mahallelerimiz var. Dağdere, Hanpaşa vesaire. Onun için Gördes yoluyla da ilgili şey yaptık. Onun da biliyorsunuz müteahhiti battı. Yani bu müteahhit batışlarından dolayı hakikaten Türkiye'de böyle bir şey var. Bu zaten rica ettik. Buradaki Aytekin Bey'e bu yola da girin dedik. Adamlar güçlü, kuvvetli. İnşallah Gördes yolunda şeyini, ihalesini yapacaklar yakın zamanda. O zaman Gördes daha yakın ve bize daha şey olacak. Hem oradaki mahallelerimize, daha diğer mahallelerimize de gidiş dönüş çok şeye gelecek yani. Kısa mesafeye düşecek. Gördes yolundan girdik şimdi laptopu açıyor. Sındırgı yolu üzerindeki çalışmalar ne? Devam ediyormuş. Yani Sındırgı yolu müteahhiti devam ediyormuş. Çalışmalar devam ediyordu da orada şu anda herhangi bir problem yok dediler. O yol devam ediyormuş. Evet. Yani size dediğim gibi Hardun abi de duymadı da çağırmamamızın sebebi, hoş geldin Hardun abi. Çağırmamamızın sebebi bizle ilgili değil, bakanlık ve bakanlığın koruma müdürleri. Dediğim gibi orada biz bir tek belediye gidelim diye biz de ricada bulunduk şeye. Bakan Bey'e o şekilde belediyeye de uğradık. Programı biz yapmadık yani. Program bize hazır geldi. Bir tek orada müdahil olduk. Başka da herhangi bir şey yoktu. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.